iddianamede laiklik ilkesinin Cumhuriyetimizin olmazsa olmaz bir koşulu olduğu belirtiliyor. Ve partinin genel itibariyle laiklik karşıtı bir parti olduğu ileri sürülüyor. Ve dini esaslara dayalı bir hukuk düzeni kurma niyetinden söz edilerek bu genel açıklamadan sonra belli başlı olay ve nedenler olarak Anayasa Mahkemesi'nin üniversitelerde türban takılmasını anayasaya aykırı bulmasına karşın bu siyasi partinin ısrarla üniversitelerde türban giymesinin serbest bırakılması yönünde yoğun faaliyet içinde olduğu, bu eylem ve söylemlerde bulunduğu, bunun da laiklik karşıtı bir eylem olduğunu belirtiyor. İkinci olarak o zamanki parti genel başkanı Sayın Necmettin Erbakan'ın muhtelif zeminlerde yaptığı konuşmalar, ki bunlara örnek olarak biz iktidara geleceğiz, iktidara geldiğimizde rektörler türbana selam duracak. Ondan sonra bir yine bir konuşmasında çok hukuklu düzeni savunması. Yani herkes inancına ve mezhebine göre bir hukuk düzeni seçebilmeli. Dahası bu da tabii hukuk birliğini parçalayıcı, kaos getirici ve laikliği yok edici bir sonuca götürdüğü iddiası vardı. Üçüncü olarak Refah Partisi iktidara gelecek, adil düzeni kuracak. Ama bu geliş kimilerine göre tatlı mı olacak, kanlı mı olacak, mışak mı olacak, sert mi olacak şeklinde söylemiyle bir takım insanları kışkırttı, kin ve düşmanlığı kışkırttı iddia edildi. Refah Partisi iktidara gelecek, adil düzen kurulacak. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak? Tatlı mı olacak, kanlı mı olacak? Bu kelimeleri kullanmak. Necmettin Erbakan'ın yine bazı söylemleri vardı. Bunlar esas alındı. Sonra partili milletvekillerinin milletvekili olmadan ve olduktan sonra yaptıkları söylem sözler var. Yaptıkları konuşmalar var. Onlara örnek olarak da Şevki Yılmaz, Rize eski belediye başkanı ve milletvekili oldu sonra. Hasan Hüseyin Ceylan Ankara milletvekili oldu. Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe belediye başkanı idi. Sonra milletvekili oldu yine Refah Partisi'nden. Şanlıurfa milletvekili Ali İbrahim Çelik'in konuşması. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tekdal'ın konuşması. Şevket Kazan'ın Sincan Belediye Başkanı iken Kudüs Gecesi düzenleyen Bekir Yıldız'dı sanıyorum. Bekir Yıldız'ı tutuklandığı sırada onu cezaevinde Adalet Bakanı olarak gidip ziyaret etmesi. Yani bir devlet onun arkasındadır gibi bir imaj verdiği. Yine Erbakan'ın tarikat liderlerine iftar yemeği vermesi. Ve bunların sanki devlet içinde muteber bir seviyede oldukları görüntüsünü vermek istemesi. Bunlar esas itibariyle ileri sürülmüştü. Şimdi önce ön savunmasını aldık. Bu ön savunmasını başsavcıya gönderdik. Ondan esas görüşünü aldık. Esas görüşten sonra esas savunmasını yaptı. Sonra da sözlü savunmasını yaptı. Davalı parti o zaman uluslararası argümanları ileri sürülerek özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesindeki örgütlenme özgürlüğü dediğimiz maddenin ihlal edildiğini, bu nedenle partinin kapatılamayacağını öne sürüyordu. Efendim diyor ki yani herkes
kendi çıkarlarını korumak için veya siyasi çıkarları için bir araya gelip örgütlenebilir serbestçe. Bunlar bir ülkenin kamusal, kamu güvenliğini, kamu düzenini ihlal etmedikçe, genel halka aykırı olmadıkça engellenemez, kaldırılamaz. Bu şartlar yok diyor. O itibarla eğer beni kapatırsanız bu sözleşmeye de aykırı olur diyordu. Esas hakkında görüşmelerin başlamasından önceydi. Sanıyorum 3 gün, 4 gün. O zamanki parti genel başkanı Sayın Erbakan geldi ve sözü savunmayı yaptı. Sabırla, dikkatle dinledik. Kendisinin yani çok dikkatimi çeken bir nokta vardı isterseniz. Onu söyleyeyim size. İşte Avrupa'yı övdü insan hakları yönünde. Çok methetti. Vaktiyle Hristiyan kulübü derdi. İşte Müslüman örgütlerin bir araya gelmesi, Müslüman devletlerin örgütlenmesini savunurdu biliyorsunuz. Avrupa'ya karşı bir tutum içindeydi Sayın Erbakan. Hatta bize sordu, dedi ki sayın üyeler dedi. Hayrola hoca sen değiştin mi diyeceksiniz. Evet ben değiştim. Çünkü ilim batıda, insan hakları batıda, medeniyet batıda. Dedi, hiç unutmuyorum bu sözünü. Yanında avukatı vardı. Parti sanırım Şeref Malkoç vardı yanında. Erbakan gayet kibar, saygılı şekilde davrandı. Kendisini bizden saygı gördü. Yani bizim kişisel kimseyle bir ihtilafımız olamaz. Netice mahkemeye gelmiştir. Misafirimiz de sayılır. Yani misafirimizdir. Kendisine karşı ne bizim bir kaba davranışım olmuştur, ne onun saygı dışı bir davranışım olmuştur. Karşılıklı usul ve resmiyet çerçevesinde olabildiğince iyi bir şekilde o savunmasını yaptı. Biz de dinledik. Tabii ayrıntıda üslup farkı olabilir. Sayın Erbakan bildiğiniz gibi değişik bir söylem üslubu vardır. O üslup içinde akıcı bir şekilde konuşuyor tabii, anlatıyor, savunuyor. Refah Partisi'nin öyle bir parti olmadığını, cumhuriyetçi demokrat olduğunu, demokrasiden yana olduğunu. Bu nedenlerle kapatılmaması gerektiğini savunuyordu. Şimdi anayasamız siyasi partilerin kapatılmasını söylediğim gibi koşullara bağlarken odak olduğunun, yani bir siyasi partinin anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasındaki ilkelere aykırı eylem ve işlerde bulunduğunun ve bunun o partinin o eylemlerin odağı olduğunun Anayasa Mahkemesi'nce saptanması halinde siyasi partinin kapatılmasına karar verileceğini buyurmakta anayasamız. Oysa ki siyasi partiler kanun 103. maddesinde bir siyasi partiye mensup kişilerin bu gibi suçları işlemeleri halinde kesin hükümle mahkum olmaları, bu mahkumiyetten sonra Cumhuriyet Başsavcısının ilgili partiye bu kişilerin partiden ihraç edilmeleri için bildirimde bulunması, 30 gün içinde bu bildirimden sonra 30 gün içinde siyasi parti o kişiyi partiden ihraç etmezse o parti hakkında kapatma davası açılacağını öngörüyordu. Şimdi siyasi parti, yani davalı siyasi parti olan Refah Partisi de buna dayandı teknik olarak da. Bu şartlar oluşmamıştır dedi. Hani kim kesin mahkum, hükümle mahkum olduğu, bunların mahkum olduğunu ve partinin ihracı gerektiğini Cumhuriyet Başsavcısı bildirmedi bize. Ama Anayasa Mahkemesi sonradan değişen ve uygulanabilir şekilde düzenlenen anayasadaki normun üstün norm olduğunu, ona göre hareket edilmesi gerektiğini görünce ve Siyasi Parti Hakan'ın 103. maddesinin anayasaya ters düştüğü, aykırı olduğu kanaatine vardı ve toplanarak 103. maddenin bu hükmünü iptal etti. İptal edince siyasi partinin bu dayanağı, bu iddiası açıkta kaldı.
Ondan sonra sorumsuzluk, yasama sorumsuzluğu dediğimiz olaya değindik. Hani bu sözleri Erbakan meclis çatısı altında söylemiş ve dışarıda da tekrar etmişse sorumluluğu yoktur diye iddia edildi. Diğer milletvekillerinin de aynı şekilde sorumsuzluk içinde, kapsamı içinde düşünmesi gerektiğini iddia etti. Anayasa Mahkemesi'nin kararı şöyle. Bu sorumsuzluk, yani kürsü masuniyeti dediğimiz, kürsü dokunulmazlığı dediğimiz, milletvekillerinin görevlerini yaparken, meclis çatısı altında görevlerini yaparken, söyledikleri sözlerden şahsi sorumlu tutulmamaları, cezai sorumluluğa tabi olmamaları şeklinde anlaşılması gerektiği kabul edildi. Ancak bu kişiler cezai sorumluluk taşımazlar ama söylemleri parti tüzel kişiliğini bağlar. Cezalandırılan kendi değil çünkü. Partinin o zaman bütün milletvekilleri her gün konuşacak ve parti sorumlu olmayacak, sorumsuzluk kapsamı içinde olacak. Bu demokratik hayatın intiharı demek olur. Sorumsuzluğu bu şekilde anladı Anayasa Mahkemesi ve kararını da bu şekilde verdi. Hep öyle uygulamıştır. Yani meclis çatısı altında yapılan konuşmalardan cezai sorumluluğu yoktur milletvekilinin. Ancak bu mensup olduğu partiyi bağlar. Bu eylemler yoğun şekilde söyleniyor, ediliyorsa, partiden tepki gelmiyorsa bu zımnen kabul anlamına geliyor zaten. Ondan sonra eylemlerin sabit olup olmadığı, söylemlerin doğru olup olmadığı. Şimdi birinci şey video bantlarının sağlığı. Tüm bunları araştırdık tek tek. Video bantların yasa dışı yollardan elde edilmediği, sağlıklı olduğu, herhangi bir montaj işlemine tabi tutulmadığı ve konuşmayı yapan kişilerin söyledikleri sözleri ihtiva ettiği sonucuna vardık Anayasa Mahkemesi. Neyle? Teknik inceleme ve bilirkişi raporları ve topladığımız delillerle. Bu itibarla bu video bantların delil olamayacağı konusundaki savunmasını da itibar edemedik. Kapitalizm! Laiklik ve bütün şeytani düzenleri. Şevki Yılmaz sonradan Rize Belediye Başkanı yapıldı partide. Ve devam etti, milletvekili yapıldı. Arkasından parti için kapatma davası açılınca bir ay sonra partiden ihraç edildi. Ve Anayasa Mahkemesi dedi ki yo, bu dedi şimdiye kadar destekledin, tasvip ettin, yücelttin adamı. Şimdi kapatma davası açılınca ihraç ediyorsun. Bu kapatma davasına karşı bir nevi hiledir. Yani sonuçsuz bırakmaya çalışıyorsunuz dedi ve ben bunu kabul etmiyorum anlamında karar verdi. Yine Hasan Hüseyin Ceylan da aynı. Milletvekili yapıldı. O da kapatma davası açıldıktan sonra partiden ihraç edildi. İbrahim Ali Çelik de aynı şekilde kapatma davası açıldıktan sonra partiden ihraç edildi. Yani dikkat ederseniz belli bir şey silsile içinde cereyan ediyor olaylar. Ülkemizin Cumhurbaşkanı'nın kalbine şeriat nizamının sevgisini doldurdu. Şevki Yılmaz'ın 29 Kasım 1996 tarihli konuşmasında mecliste 158 tane İmam Hatip mezunu kökenli milletvekili var. Bizim derdimiz lise İmam Hatip ayrımı değil, liselileri de aynı İmam Hatip ruhuyla yetiştirmek. İnsanlara din dersi yetmez. Bir de ahirete hazırlık dersi konulmalıdır. Bu ülkede en büyük terör, en büyük isyan Allah'a ve Resulüne yapılıyor. Gelin bu ülkede hep birlikte başbakanından cumhurbaşkanına kadar hepimiz ölüm ve ölümden sonraki hayata hazırlık yaptıralım. Samsun Spor'un taraftarı olurdu, Allah'ın taraftarı olmaz mı? Elhamdülillah şimdi kilit taşı omuzumuzda, belediyeler merdiven kurdu, köprünün ortasına ulaştık, 1,5 milyar İslam Kurtuluş Ordusu kuruyor. Bak Erbakan Hoca'yı tanımayanlar duysun, o bu köprünün kuruluş ustası ve mimarıdır. Zifafını terk ediyor, gerdeğini terk ediyor adeta. Şimdi diyor ki mesela, öbür dünyaya gittiğiniz zaman diyor, Allah'ın size soracağı soru şöyledir.
küfür düzeninde İslam devleti olsun diyen için çalışmadı. Erbakan ve arkadaşları parti görüntüsü altında bu ülkeyi İslam'ı bu ülkeye İslam'ı getirmek istiyor. Savcı anladı. Savcı kadar biz anlarsak bu meseleyi halledeceğiz. Bu Hasan Hüseyin Ceylan'ın konuşmaları çoğaltılarak parti teşkilatına dağıtılmış ve mahalli teşkilatçı vatandaşlara dinletilmiştir. Bunu parti reddetti. Hayır, bizim haberimiz yok dedi. Hatta bu konuşmalardan bizim hiç haberimiz yok. İddianameyle haberimiz oldu dediler. Oysa ki yaptığımız soruşturma sonunda Refah Partisi Dalaman ilçe başkanlığı yapan Süleyman Akbulut ve 1995 yılında bu görevi devralan ilçe başkanı Ömer Halit Malatyalı 24 Ekim 1995 tarihinde Dalaman Cumhuriyet Savcısı Sinan Eser'e verdikleri ifadelerde üzerinde saltanat ve emperyalizm yazılı bu kasetin kendilerine Refah Partisi Genel Merkezi tarafından gönderildiğini açıklamışlardır. Daha sonra Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'nin 10 Kasım töreninden sonra yaptığı bir konuşma var. Diyor ki bu kişi, ben bu törene içim kan ağlayarak gittim. Müslümanlar, içinizdeki kini nefreti unutmayın. Ve Müslümanlar, sakın ha içinizden bu hüsnü, bu kini, bu nefreti, bu imanı eksilt etmeyin. Yine Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Çelik aynen şöyle diyor. Refah Partisi iktidarda. İmam hatipleri kapatmaya kalkarsanız kan dökülür. Cezayir'den beter olur. Ben de kan dökülmesini istiyorum. Demokrasi böyle gelecek, fıstık gibi olacak. Ordu 3500 PKK'lı ile baş edemedi. 6 milyon İslamcı ile nasıl baş edecek? Rüzgara karşı işerlerse yüzlerine gelir. Bana vurana ben de vururum. Ben sapına kadar şeriatçıyım. Şeriatın gelmesini istiyorum demiş ve bu da mahkum olmuştur. Evet ya Rabbi, biz senin cihaz ordunun askeri, senin gözlediğin hak ve adalet kendisine hakim olsun diye bütün yüzümüzde çalışacağız. Saydığımız bu eylemlerden Sayın Erbakan'ın Sivas Sıcakçermik'teki konuşmasını yaptığı kesin delillerle anlaşılamamıştır dendi, bu reddedildi. Diğer konuşmaları yaptığı kabul edildi çoğunluk tarafından. Ve bu söylem ve eylemlerin topluca ele aldığı zaman laiklik karşıtı eylem ve söylemlerin Refah Partisi'nin odağı olduğu. Refah Partisi bu laiklik karşıtı bu eylem ve söylemlerin odağı haline gelmiştir dedi. Yakında inşallah Çankaya Camimizin de temelini atacağız. Bu bantlar delil olmaz. Delil olsa bile bana ne? Benim haberim yok. Ben söylemedim, ben yapmadım diyor. İnkara yönelik yani. Bu konuşmalar yapılmadı diyemiyor. Yani bu konuşmaların yapıldığına dair bant delil gösteriliyor ama bunun nereden menşei, nedir? Sağlığı nedir? Montaj mıdır? Değil mi? Bunlar belli değil. Web dantlar delil olmaz. Benim partimi de bağlamaz. Ben emir vermedim. Benim talimatım yok. Kendi yapmış. Benim haberim yok. İddianameyle öğrendim olayı diyor. Bütün delilleri toplanıp son sözlü iddia ve savunmalarda dinlendikten sonra toplandık ve devamlı görüşme yaptık. Belki bir gün hani bir arada işler varsa ara vermek suretiyle veya yarım gün sonuçlanıncaya kadar o müzakerelere devam ettik biz. Bitirdik. Yani bir yapalım bir ay sonra bir daha toplanalım öyle bir şey yok. O müzakere zaten kesintisiz devam etmek zorunda. Çünkü delilleri inceliyorsunuz. Yeterli olup olmadığına bakıyorsunuz. Olaylar hangi sabit değil inceliyorsunuz. Nasıl kesersiniz yarıda? O müzakere hep devam etti. Mesai saatlerinde bazen taşarak, bazen işte mesai saatleri içinde. Ve akşamlarında evde insanlar tekrar yarınki konuları düşünerek, kafasında tartışarak
hazırlıklı olarak ertesi günkü görüşmelere geldiler. Her toplumda yargıçlar üzerine bir toplumsal baskı oluşturuluyor aslında. Ama gerçek anlamda yargıç odur ki bütün bu toplumsal baskıları gözleyip aklının, bilimin, hukukun, evrensel ilkelerinin ışığında doğru karar veren insandır gerçek yargıç. Yoksa baskı altında o devire geldi böyle karar vereyim, bu devirde böyle karar vereyim, o gün Ahmet'e göre böyle karar vereyim, Mehmet'e göre böyle karar vereyim derseniz siz yargıç değilsiniz o zaman. Orada bir gün durmamanız lazım. Şimdi düşünüyorum da hakikaten bayağı vicdan muhasebesi yaptık hepimiz tek tek. Olumlu oy kullanan, olumlu oy kullanmayan bütün arkadaşlar. Günlerce tartıştık, günlerce görüştük ve doğru olduğunu sandığım bir neticeye vardık. Çok dikkatimi çeken sloganlar vardı eskiden. Konuşmalarda da geçiyor ya, şöyle derlerdi. Bu hareket bir ordu hareketidir. Ordunun başkomutanı Erbakan'dır. Genelkurmay Başkanı odur. O stratejiyi, yapılacak eylemleri, hareketleri planlar. Asker uygular. Kimse düşünmez neyin ne olduğunu. Ve sloganlar işte ordu, işte komutan diye bitiklerde slogan at. Ha takiye mi yapılıyor dersiniz. Toplumda bir kısım takiye yapıldığını söylüyor. Takiye yapıyorsa bu cumhuriyetin koruma mekanizmaları var. Anayasa Mahkemesi var. Danıştay'ı var, Yargıtay'ı var. Yani yargı bunun üzerine gider. Sivil toplum örgütleri var. Yani cumhuriyeti tamamen korumasız, refleksleri kaybolmuş şekilde görmek bence yanlış. Ülkemizin bir İran olmasına asla müsaade etmeyeceğimize söz veriyoruz. Savunmalar ve iddia ve savunmalar da bittikten sonra mahkeme toplandı. Baştan her şey, iddialar ele alındı, savunmalar ele alındı. Böyle dedi, böyle dedi. Her üye görüşünü açıkladı. Ve ondan sonra oylama yapıldı. Bu olay sabit mi? Deliller yeterli mi? Evet, hayır. Geç. İkinci olay sabit mi, değil mi? Üyeler görüşlerini bildirdiler. Bütün bu söylem ve eylemlerin sabit olup olmadığı konusunda üyeler görüşlerini belirttiler, tartıştılar birbirleriyle ve sonuca bu şekilde varıldı. Anayasada Türk Ceza Kanunu 163. maddesi biliyorsunuz laikliği koruma altına alıyordu, cezayı yaptırmaya bağlıyordu. Burada bir unsur vardı 163'te. Kendi şahsi nüfus veya siyasi nüfus sağlamak için, siyasi çıkar sağlamak için din ve dince kutsal olan şeyleri kullanma diyordu yasa. Şimdi cahil bir insana, dini duyguları güçlü, iyi, yani Allah korkusu olan bir insana sen böyle yapmazsan cehenneme gidersin, onun için benim partime oy vereceksin. Vermezsen cehenneme gidersin dediğin zaman o kişi en büyük aldatmayla karşı karşıya. Allah'la dolandırmak demek lazım buna. Yani dolandırıcılığın mevzu hali. 312 değil hangi madde olursa olsun neticede sen insanları birbirlerine karşı dini duyguları sebebiyle siyasetten kullanarak kışkırtıyorsan bu laikliğe karşıdır diye kabul etti. 14.30'da toplanacağız ve oylama yapacağız. Bu iş bitecek. Arkadaşlar diğer yönden demokratik düzende bu gibi söylemlere tahammül edilmesi gerektiğini, sabit olan olayların bu partinin bu eylemlerin odağı haline geldiğini göstermeye yeterli olmadığını ileri sürerek yani bu karara muhalif kaldılar. Sonuç itibariyle siyasi partinin, davalı siyasi parti olan Refah Partisi'nin kapatılmasına iki üyenin karşı oyla
9 üyenin olumlu oyuyla karar verildi. Karar verildikten sonra bir üye taslak hazırlar. Gerekçeli karar taslağını hazırlar. Nasıl hazırlar? Kuruldaki görüşmelerde ortaya çıkan fikirler ve kararın alınmasına neden olan unsurlar bir bir incelenir ve gerekçeli karar yazılır. Bu gerekçeli karar taslağı kurula gelir. Yine toplanır kurul. Satır satır, kelime kelime üzerinde tartışılarak metne son şekli bir redaksiyon tamamlanır. Ve üyeler tarafından yeni yazılan metin, kabul edilen metin, gerekçeli karar imzalanarak resmi gazeteye yayınlanmak üzere gönderilir. Yani gerekçeli karar da tartışılıyor bizde. Bir siyasi partinin kapatılmasına karar vermek kolay bir olay değil. Büyük bir vicdan muhasebesi yaşıyorsunuz. Yani bir nevi idam fermanı gibidir. Gerçi o siyasi parti yeniden örgütleniyor, başka adı altında kuruluyor ama çeşitli yollarla tam bir ölüm değil. Yani hakki şahsların ölümü gibi değil. Ama yine de ağır bir yaptırım. Son şeklini verdik, kararı yazdık, oylama yapıldı. Yapılmıştı zaten oylamalar. Ve kararın metni yazıldı. Kısa kararın, yani kapatının kapatılmasına ne işte kısa karar elinizde zaten. O yazıldı. Karar basına açıklandı. Toplanan delillerden Refah Partisi'nin laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığından kapatılmasına karar verilmiştir.